Evet, Trabzonspor kafilesi, Çardak Havalimanı'na geldi. Ahmet Ağalı yanımızda, Trabzonspor Kulüp Başkanı. Bir taraftan da yağmur yağdığı için böyle kapalı alana geçtik, birden bastırdı. Efendim hoş geldiniz Ağspor yayınına. Sağ olun. Bir maçı değerlendirelim isterseniz önce. Seyrettiğim kadarıyla fena oynamadık. Yani o kadar eksiğe rağmen diri bir takım gördüm. Önümüzdeki hafta takıma geri dönecek oyuncularımız var. Marlon var, Pereira var, Flavio var. Ekuban bir iki haftaya hazır olur. Önümüzdeki hafta içerisinde böyle tahmin ediyorum ki hafta ortasına kadar gelecek olan iki transferimiz daha var. Ben beğendim şahsen. Takımın oynadığı futbolu beğendim. Oyuncuların performansından da memnunum. Ama performansından memnun olmadığım birkaç kişi vardı sahada. Sahada ve sahadan biraz uzakta. Buradan İstanbul kaç kilometre? Bir 600-700 kilometre vardır karayolu. 600-700 kilometre uzakta oturan bazı arkadaşların performansı gerçekten düşündürücü. Bundan alakalı olarak ben bir şey söylemek istemiyorum ama konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak. Herkes burada büyük çaba sarf ediyor. Nedir Sayın Başkanım, canlı yayındayız şu anda. Sizin ağzınızdan duyalım. Benim ağzımdan bu kadar duyarsın işte. Bunun ötesini genel sekreterden duyacaksınız. O, yani benim biraz şeyimin dışına çıkıyor artık. Hoş olmayan şeyler vardı. Dediğim gibi burada herkes bir emek sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Sporun ruhuna, futbolun ruhuna, madem ki bu bir endüstri, endüstriye değer katacak, bütün ögelere artı değer katmak için yoğun bir çabanın içerisine giriyor herkes. Hiç kimsenin işi kolay değil. Özellikle ekonomik olarak kulüplerin mesela son 1-2-3 ay içerisinde hiçbir şekilde naklen yayın gelirinin avansının dahi kasasına girmediği bir dönemde hemen hemen bütün kulüpler can siperhane uğraş verirken bu işin düzenini sağlamak zorunda olan insanların da çok daha dikkatli olması lazım. Çok çok daha dikkatli olması lazım. Bugün benim süzdüğüm pozisyonlar var ama dediğim gibi ondan alakalı olarak bu konuda bu yeni dönemde yetkili arkadaşımız kulüp genel sekreterimiz o gerekli açıklamayı yapacak. Ama özet olarak takımla alakalı olarak konuşacak olursam evet, birçok eksiğimize rağmen ve daha dün gelip bir diğeri de zaten önceki gün gelmişti. Benik Perşembe günü geldi. Luis de dün geldi. Ayaklarının tozuyla sahaya çıktılar. Ve bir uyumlu bir görüntü ortaya koydular ve kalitelerini de ilk maçta belli ettiler. İlerleyen haftalar demeyeceğim, önümüzdeki haftadan başlayarak çok daha farklı bir Trabzonspor seyredecek herkes. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu açıklamalarda bulundu Spor canlı yayında. Kendileri de birazdan uçağa geçecekler. Trabzonspor kafilesinin de geldiğini söyleyelim. Birazdan da özel uçakla Trabzon'a hareket edecek Trabzonspor kafilesi diyelim. Sözü tekrar istiyor bırakalım. Evet, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun canlı yayında röportajını izledikten sonra Beşiktaş, Fraportov, Antalya Spor maçının ilk yarısını değerlendirmek için Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. Tabii Denizli Trabzon maçını da konuşacağız. Orada Sayın Başkan'ın da vurguladığı bazı pozisyonlar da var. Onları da tartışacağız. Maçın sahadaki durumunu da konuşacağız. Biz biraz kısaca sevgili Rea Kapsal ve Mehmet Yılmaz'la günün ilk takım oyunu programında bahsettik hocam. Ama onu da detaylandırırız. Transferlerin de geleceği müjdesini verdi Bordo Mavili taraftarlara Sayın Başkan. Bu tarafta Beşiktaş-Antalya Spor maçında tek gol var. O gol 33. dakikada Necip'in asistinde Larin'den geldi. Gol ve golün dışında gelişen olaylar, ilk yarıyı nasıl değerlendirirsiniz Erman Hocam? Halim beşi yuvarlak diyorlar ya, o futbol topuna biraz şey yapıyorlar böyle.
egzajere ediyorlar. Meşe yuvarlak, Beşiktaş'ta biraz daha fazla kaldı. Gözüktü. Antalya tabii bu hastalıktan dolayı bayağı bir gergin işler oldu Antalya'yla maça gelene kadar. Yani Antalya'daki olay Beşiktaş'a da sıçramıştır. Evet. Ben sana söyleyeyim yani. Antalya'da olan oluyor işte. 10 tane yok virüslü, yok sıfır virüslü, yok bir virüs filan derken bu iş virüs oraya da tesir eder, Beşiktaş'a da tesir eder. Yani maçın oynanacak mı, oynanmayacak mı, işte federasyon ne yapacak, öyle bir şey yaşıyoruz ki. Enteresan da şeyler oluyor. Siz hazırlandınız tabii bu konuda. Yani yorumculara bir şey düşmez. Çünkü biz yorum yapıyoruz. Öyle bir iş ki bu. Yani hastalık bu yani. Yorum tabii değil, tahlil yapılıyor. Bu tahliller nasıl çıkıyor? Neresi doğru? Yüzde kaçı doğru? Yüzde kaçı yanlış? O bizi aşan bir olay ama çok enteresan şeyler yaşandığı da belli. Ya önce bilmem kaç futbolcu, sonra daha az futbolcu, sonra bir futbolcu, sonra o futbolcu sahada herhalde değil mi? Bir yani... Wellington dediler bilmem yani çok enteresan işler ya. Abi, bunların daha farklı boyutlarda biraz daha oturması lazım bence. Bunun için de bazı şeylerde daha başka kararlar mı alınması lazım federasyonların filan. Çünkü şimdi diyelim ki Antalya'da var. E peki şimdi Antalya'da diyelim ki iki futbolcu. Önce var, sonra yok, sonra var. E ben oynayacağım adamla. Salle Sübük karşı karşıya geleceğim. Beşiktaş'ta ona vurgu yapmış ya. Bizim hafta içinde de Avrupa maçımız evet var. Ya orada bir şey çıkarsa evet ne olacak diye. Yani şimdi çok tedirginlik, çok tedirgin olacak bir olay. Adama yaklaşayım mı, yaklaşmayayım mı? Tabii. Yani bu işlerin bir daha farklı olması lazım. Yani maça bir gün kala, iki gün kala bu işlerin bir şeye girmesi lazım. Hocam bunu nasıl yapıyorlar? Ben bunu İşte 48 saat kala, maçtan 48 saat önce test yapılıyor. Onun sonucu alınıyor. Onun sonucuna göre bir pozitif vaka varsa ikinci bir test daha yapılıyor gibi. O şekilde ama çok anormal şeyler var çıkmış burada. O özel hastaneden çıkmış hocam o. Ama özel hastane de enteresan. Ama özel hastane de yetkili hastane diyorlar. Evet. Yani o test yapmaya yetkili. Evet. Var hocam o işte bir gariplik. Çünkü o ilk çıkan rakam hani garip bir şey. Öyle olmasına pek imkan yok. Ya da öyleyse bir anda bu şekilde olmasına imkan yok. O da bir karışıklık olmuş, bir sıkıntı olmuş. Ama tabii o olunca da burada insanlar tedirgin oldu. Ama kafa karışıyor ya. Yalnız bu Antalya, Alanya falan değil tabii ki. Tabii canım yani AB değil sonuç olarak. İnsan sağlığı buradaki. Vallahi bilmiyorum ya. Bir türlü bazı şeyleri geçemiyoruz. Ben ona şaşırıyorum hocam ya. Yani bunların artık bunların tartışılmaması lazım. Çünkü bayağı lig oynanıyor ya. Yani tabii bu. Adamlar Avrupa'da seyirci almaya başladı. Alman Ligi'ni verdik bugün hocam. Hertha Berlin, evet, Werder Bremen maçında evet seyirci vardı tribünde. Yani insanlar seyirci almaya başladı. Biz daha 10 tane koronavirüs, indi bir koronavirüs, oldu 22 koronavirüs. Nasıl bir şey abi bu? Evet. İlk yarıda Necip mesela çok kimi zaman eleştiriler alır. Çok önemli bir kafa pası verdi. Pas. Ama orada tabii hem stoperin hem kalecinin bir hatası yalnız var sanki. Yalnız bugün tabii karşısındaki adama göre de Necip bugün iyi işler yapıyor evet Beşiktaş'ta. Ben şöyle bir seyrederken öbür maça da bakıyorum. Alanya maçına, Kayseri maçına. Orada da güzel maç oluyor. Orada da fena maç oluyor. Orada bir gol oldu, offside'dan iptal ettiler. 0-0'dı değil mi arkadaşlar? Ben stüdyoya girerken öyleydi ama. Bir gol oldu, offside oldu, iptal ettiler filan. Şimdi iki maça bakınca da şey oluyor insan. Ama bir şey söyleyeyim be. Beşiktaş'ta Larin. Evet. Hiçbir zaman ya Larin denecek bir adam değil. Ben başından beri bunu söylüyorum. Larin değişik bir oyuncu, değişik bir santrafor. Faydalanılacak bir adam. Bir opsiyon olabilir yani. Takımında yani bulunsun diyorsunuz. Geldiği günden beri bakıyorum. Mesela bazı şeylerde anlaşamıyoruz. Yorumcularla da anlaşamıyorum. Mesela Galatasaray'da Jack ne? Ben